Ağız çevresi esas yanmış. Uysal bir kedi de öyleydi zaten. Ufaklık hayvanseverler tarafından zaten bakılan bir ufaklık aslında, sokak hayvanı olmasına rağmen sahipsiz değil tabii ki. Yenilerde bulduklarında yüz bölgesinde yanık olarak bulundu. Bize getirdiler. Aslında şans eseri ufaklığın gözlerinde herhangi bir problem yok. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. Ancak burun mukozası, burun bölgesi, ağız bölgesi ve sol kulağında ciddi bir yanık var. Tüylerde de aslında yani büyük ihtimal pürmüz gibi bir şeyle yüz bölgesine doğru bir alev verilmiş. Tüylerde de yer yer problemler olmasına rağmen derisinde herhangi bir problem yok. Tabii ki çok kuruduğu için cildi, buna sık sık pomatlar sürülmesi gerekiyor. Yumuşatıcı, nemlendirici bakım yapılması gerekiyor. Aslında uzun bir süreç bizi bekliyor. İyileşecek, tabii ki iyileşecek. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Ama kulak bölgesindeki doku kaybı gerçekten ciddi. Ona tabii ki yapacak bir şey yok. Ama burun bölgesi ve ağız mukozasını iyileştirirsek, o bölgede iyileştirirsek, yemesinde bir mani olmasa hayatına eskisi gibi devam edecek. Merhabalar, ben Filiz Ayhan. Dün bu kedimiz bana ulaşılarak getirildi. 1,5 yıl kadar önce bu canı biz kısırlaştırıp sokakta bakmaya çalışıyorduk. Beslenmesi, sağlık problemleri, iç dış parazitlerin hepsini yapıyorduk. Fakat dün geldiğinde inanılmaz üzüldüm. Çünkü kendisinin yapabileceği bir şey değil yanmak. Ateşe atlasa karnı yanacak. Bu hayvana şiddet uygulanmış. Biz artık şiddet uygulanmış hayvanları sahipli sahipsiz görmek istemiyoruz. Çok can yakıcı. Empati kurmamız gerekiyor. Kendi çocuklarımız gibi bakıp büyüttüğümüz, kısırlaştırıp sahiplendiğimiz veya sokakta bakmaya çalıştığımız canlara şiddet uygulanmasın.